Merhaba arkadaşlar. Bugün size saksıda nane yetiştiriciliği ile ilgili püf noktaları anlatacağım. Şimdi nane yetiştirmeye başlamadan önce pazardan bir demet şöyle gördüğünüz gibi taze nane alıyoruz. Nane diğer sebzelere göre farklı bir üretim yöntemi var. Direkt dalından üretilebilir. Yani nane şöyle gördüğünüz gibi pazarda yaprağı için satılan şu nanelerde bazı işlemler yaparak saksıya dikip böylece yeni naneler oluşturulabiliriz. Onun için aldığımız şu nane demetinden çıkardığımız bir nane yaprağını yaklaşık 5-10 santimetre alttaki kısımdaki yapraklarını kesiyoruz. Şöyle yine şurada gördüğünüz gibi şu iki yaprağı almamız yeterli. Çünkü şuraya kadar toprağa gömeceğiz. Ve böylelikle bütün bu demetteki nane yapraklarını tek tek bu hale getiriyoruz. Daha sonra saksıyı hazırlayıp bunları uygun ortamlarda dikimini yapacağız ve her dem yeşil nane üretimini sağlamış olacağız. Yaklaşık bir hafta önce suya koyduğumuz nane fidelerine bakacağız şimdi. Muhtemelen bazılarının köklenmiş olması lazım. Evet, şuradan hemen bakıyoruz. Şöyle. Evet, şurada gördüğümüz gibi köklenmeye başlamış şu çürüyen yaprakları alıyoruz. Evet, şunu daha güzel köklenmiş olanlar da mevcuttur mutlaka. Onlara bakıyoruz. Evet, şurada gördüğünüz gibi köklenmiş ve fide haline gelmiş bir nane yaprağı. Bunu arkadaşlar yaklaşık bir hafta önce bir bahçede koparmıştık. Suya koyduk ve böylece köklendirilip bir fide